Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim, geçtiğimiz bu bir haftalık zaman zarfı içerisinde 19 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Enes Kara'nın Nur Cemaati evi veya yurdu ne deniyorsa artık intihar vakasıyla sarsıldık. Aslında elim bir hadiseydi bizim için. Gencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize tekrardan başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz. Üzgünüz efendim. Tabii bu elim hadisenin neticesinde de cemaatler bir kez daha mercek altına alındı. Bir kez daha kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Biz bu kadın erkek ilişkileriyle ilgili çalışmaya başladığımızda yaklaşık 2015 yılından beri bu konuya çalışıyoruz. Türkiye'nin 71 ili, ilçe, köy, kasaba şeklinde detaylı şekilde çalıştık ve detaylı inceledik. Tabii bu süreçte cemaatleri de gözlemleme imkanımız oldu. Yalnız cemaatler başlı başına ayrı bir konu. Onlara ayrıyeten değiniriz. Yalnız burada iki önemli nokta var. O iki önemli noktayı belirtmeden de geçmek istemiyorum. Bunlardan bir tanesi, birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızın cemaatlerle yakın ilişkisi olduğu iddiası. Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Çok cemaatlerle yakın ilişkisi olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız daha çok selefiliğe daha yakın görünüyor. Bu da gizlenmiyor çok fazla. Dolayısıyla aslında cemaatlerle karakteri pek uyuşmuyor. Fıtratı uyuşmuyor aslında. Çok karakter olarak uyuşmuyor cemaatlerle. İkinci yanlış ve eksik bilgi o da şu. Sadece işte iktidar partisinin cemaatlerle ve cemaat mensuplarıyla olan ilişkisi. Şimdi burada aslında sadece iktidar partisinin değil, neredeyse bütün partilerin cemaatlerle yakın ilişkisi var. Çünkü partiler cemaatleri oy deposu olarak görüyorlar. Oy deposu olarak gördükleri müddetçe arka planda vaatler, görüşmeler, masaya oturmalar devam ediyor haliyle ister istemez. Bu durumda devletin cemaatleri denetlemesi ve otokontrolü zorlaşıyor. Yani kim denetleyecek? Cemaati denetleyecek olan denetim mekanizmasında çalışan memurlar belki de cemaat mensubu. Bunu kim yapacak? Dolayısıyla hani böyle bir çıkmazı var buranın. Bunu 15 Temmuz'da açık ve aleni bir şekilde gördük. Devletin kilit noktalarında cemaat mensuplarının görev yaptığını gördük. Hal böyle olunca kim, nasıl ve ne şekilde denetleyecek? İşte o denetlemenin olabilmesi için siyasilerin cemaatlerle bağını kökünden koparması lazım. Yani hiç görüşmemesi lazım. Bu kısır döngü devam ettiği müddetçe denetim mekanizması da zorlaşıyor efendim. Bu nedenle bunun altını çizmeden geçmek istemiyorum. Bunun dışındaki söylemler lafı güzel şeklinde kalırlar efendim. Efendim, en önemli konuya, videomuzun da konusuna, bir insan hangi his ve duygularla bir cemaate veya bir cemaat liderine bağlanır? Ve ikincisi önemli sormamız gereken soru, insanın intihara sürükleyecek o duygu, o his ne? Yani ne oldu orada da bir insan hayata gözlerini kapamayı göze alıyor? Ne oluyor orada? Şimdi burayı biraz araladığımızda, bu kısmı biraz araladığımızda ve açtığımızda şunu görüyoruz. Mutsuz insan görüyoruz. Mutsuz insan, mutsuz toplum demek. İnsanlar artık, nasıl diyeyim, yani bunun bir işte maddiyatla tek başına veya diğer faktörlerle ilgili bir durum değil. Yani tek başına baskı değil, tek başına ekonomik sorunlar değil. İnsanlar mutsuz. Topluma bakıyorum, yani böyle işte sokakta gezdiğimde, metrobüse bindiğimde, bir yere gittiğimde bakıyorum. Mutsuz bir insandan bahsediyorsak toplum da mutsuz demektir. Ve mutsuz insan
her şeyi yapabilir. Her şeyi göze alır. Kendini öldürmeyi göze alır. Eşini öldürmeyi göze alır. Çocuğunu öldürmeyi göze alır. Başkasını öldürmeyi göze alır. Mutsuz insanın yapamayacağı bir şey yoktur aslında. Dolayısıyla biz toplum olarak mutsuz insan yaratıyoruz ve aslında mutsuz katiller yaratıyoruz. Sevilen insan mutsuz olmaz. Anlaşılan insan mutsuz olmaz. Bir çocukta katil doğmaz. Bu nettoyu çok severim. Sonradan toplum tarafından katil yetişiyor aslında. Yani yetiştiriliyor. Bu bizim içimizden çıkıyor bu çocuklar. Bunlar sonradan katil oluyorlar. Doğarken hiçbir çocuk katil doğmaz. Bunu da seviyorum. Bu nettoyu. Burada önemli bir faktör var. Çok az insanın mutlu olduğunu görüyorum ben toplum içerisinde. Ne oluyor acaba? Yani neden toplum temelde mutsuz? Bunu da detaylı inceleyeceğiz efendim. Şimdi biz mi katil oluyoruz insanlara? Hayır, bu öyle bir şey değil. Yani temelde cevabı bunun aslında insanlar kendilerinin anlaşılmadığını düşünüyorlar. Yani insanların genel düşüncesi bu. Kimse beni anlamıyor. Kimse beni dinlemiyor. Etrafında halden anlamayan insanların olması temel sorunsal bu aslında. İnsanlar özellikle bir genci annesi anlamıyor. Babasına gidiyor, babası anlamıyor. Kadını kocası anlamıyor. Adamı karısı anlamıyor. Bir şekilde devlet de muhatap oluyor. Örnek veriyorum işte oranın yerel yöneticileri kimse. Onlara gidiyor, onlar anlamıyor. Yani böyle bir halden anlamayan insanların kendisini kuşattığını düşünüyor. Dolayısıyla da bu düşünce tarzı, bu düşünce yapısı kendisini çıkmaza sokuyor. Anlaşılmayan insan mutsuzluğa doğru sürüklenir. Mutsuzluğa sürüklenen insan o dert onu yakmaya başlar aslında. Yani çevresinde kendisini anlayan kimsenin olmayışı, derdini anlatabileceği bir yüz, bir anlayış bulamamak o insanı yakar, içten içe yakar. Dolayısıyla orada bir çıkmaza girer. Bu çıkmazın neticesinde de mutsuz insanlar topluluğu yaratmış oluruz. Arkadaşına gidip derdini anlatamıyor, annesine gidip anlatamıyor veya bir dostuna gidip anlatamıyor. Onunla alay edeceklerini düşünüyor, alay edecekler diye düşünüyor ki ediliyor da birçok vakada bunu gördüm. İşte aptal diyecekler, işte şöyle diyecekler, böyle diyecekler endişesi de yaşıyor ister istemez. İşte bak işte bir çocuğunu adam edemedi, eşine sahip çıkamadı gibi bizim toplumumuzun böyle bir çıkmazı da var maalesef. Böyle bir değiliz sadece çünkü dar alandan, dar çerçeveden baktığımız için. Şimdi bu derdini paylaşamama hali insanı yakan bir şeydir. Dert dinleyen insan sayısı toplumumuzda çok az. Mütedeyyin kesimde ben bunu gördüm. Onlara ulaşabilen kişi sayısı da çok az. Yani onlara herkes de ulaşıp derdini anlatamıyor. Dolayısıyla bir de insanların artık birbirini dinleme potansiyeli de çok kalmadı. Yani telefonlarımızı da birbirimizin çok zor açıyoruz acaba bir şey mi isteyecek diye. Dolayısıyla da böyle bir ortamda insan çıkmaza girebiliyor. Yani özellikle de burada anlaşılamama hali, anlayamama hali. Çünkü biz bir şeyi sadece dinliyoruz, anlamaya çalışmıyoruz. Şekilci olduk, şekle bakıyoruz sadece. İşte hangi kazağı giyiyor, hangi ceketi giyiyor, altında ne kadarlık arabası var, evi nasıl, ne kadarlık bir evde oturuyor, işte ne kadar parası var, kaşı gözü nasıl, güzel mi, çirkin mi, bunlara bakar hale geldik. Yani insanın derinine, o deruni yapısına inmiyoruz. İnemediğimiz için de böyle bir toplumla karşı karşıya kalıyoruz. Dediğim gibi bu da insanı çıkmaza sürükleyen bir süreç aslında. Bu çıkmaz insana her şeyi yaptırabilir. O duygu, o çıkmaz duygusu her şeyi yaptırabilir.
Katil olabilir, karısını öldürebilir, çocuğunu öldürebilir, kendisini öldürebilir, kocasını aldatabilir, karısını aldatabilir. Yani o çıkmazdan dolayı kendine bir çıkış yolu arayabilir kendince. Halbuki biz birbirimizi dinlesek, biz gençleri dinlesek, yani sadece gençler özelinde bunu söylemiyorum, birbirimizi dinlesek aslında birçok sorunu çözebilecek noktadayız, çözümleyebilecek durumdayız efendim. Bir de bakıyoruz, özü görebilen çok az insan var dediğim gibi, onlara da herkesin ulaşması çok kolay olmuyor. Adam bir ömür huzura duruyor, namaz kılıyor, bir ömür huzura duruyor ama huzurun ne olduğunu bilmiyor, huzura çıkmanın ne olduğunu bilmiyor. Şekle bakıyor, yapıyor, gidiyor, yapıyor, gidiyor, yapıyor, devam ediyor. İşte o huzurda ne olduğu, o işin derininde ne olduğunu önce kavramamız lazım. Herkes yaptığı işin derinini bilmek zorunda. Namaz kılıyorsa derinini bilmek zorunda. Oruç tutuyorsa derinini bilmek zorunda. Bir şey anlatıyorsa derinini bilmek zorunda. Bir iş yapıyorsa derinini bilmek zorunda. Biz çok yüzeysel ve şekle bakar hale geldik. Yani o noktadayız artık. Dolayısıyla insanların birbirini çok dinlemediği bir noktadayız. Sadece duyuyormuş gibi yapıyoruz. Aslında dinlemiyoruz. Duyuyormuş gibi yapıyoruz. Mesela hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz. İşte bizi dinlemiyor. Böyle basit bir şeyde bile dinlemiyor. Yani bir derdimi anlatayım diyor insan, ya bir derdini anlatamıyor. Hal böyle olunca yani bakıyor bir çıkmazım var. Yani beni dinleyen kimse yok işin özü. Çünkü sadece duyar olduk, dinler olmadık aslında. Büyüklerimin çok güzel bir sözü vardır, hiç unutmuyorum. Yeri gelmişken belirtmek isterim. Söz kulak rahminde demlenir, kalbe iner, kalpten tekrardan kelam olur, dile dökülür. İlk etapta şiir gibi geliyor olabilir size. Yalnız ilmi ve bilimsel tarafı da var. Hemen kulağın arka tarafında, beyne yakın kısımda, kalbe damar yoluyla bağlı olan kulak rahmi denilen küçük bir organımız mevcut. Sözler orada demlenir, yani orada beyin tarafından algılanır. Biz toplum olarak artık sözler kulak rahmine gitmiyor, kulakta kalıyor. Yani kulak rahmine gitse beyin algılayacak aslında, o derini algılayabilecek, o sözün ruhunu algılayabilecek aslında. Şimdi sözün bir ruhu mu var hocam? Evet, sözün bir ruhu var. O sözün o ruhunu aslında kulak rahmine gitse anlayacak beyin ruhunu. Yalnız kulak rahmine gitmeden kulakta kalıyor. Biz kulakta olana cevap veriyoruz aslında. Karşı tarafı dinlemiyoruz, duyuyoruz. Biz birbirimizi kulak rahmiyle dinlemediğimiz için efendim sorun da burada başlıyor ve bu insana biz ulaşamıyoruz haliyle. İnsanlara ulaşamıyoruz dinlemediğimiz için. Ulaşamadığımız için de onun mutsuzluklarını göremiyoruz. Onun mutluluklarını göremiyoruz. Onun ne isteyip ne istemediğini göremiyoruz. Göremediğimiz için de birçok aslında felaketle karşı karşıya kalıyoruz. Dediğim gibi bu konu çok derin bir konu. Detaylı bunları işleyeceğiz. Detaylı irdelemeye devam edeceğiz. İşte ben bu dinlememe halinin, yani insanların bir anlayıştan ibaret olduğunu düşünürüm hep. Bu anlayış halinin bir halden ibaret olduğunu düşünürüm hep. Bu halin nedenlerini inceleyeceğiz aslında. İşte aile faktörü bunların içerisinde. Yani sadece toplumsal baskı deyip işin içinden çıkamayız. Yani işte bu dinleyememe hali, gençleri dinleyememe hali, adamın karısını dinleyememe hali, kadının kocasını dinleyememe hali, anlayamama hali.
Çünkü o anlayışa erişmemiş. O hal, anlayamama hali birçok sorunsalı da beraberinde getiriyor. İşte o toplumsal yapıdaki baskının en alt mekanizması aile olarak karşımıza çıkıyor. Onu da detaylı inceleyeceğiz. Çünkü yani şimdi bugünün işte o çekirdek ailesi hala aslında dede ve babaanneden kopamamış. O da oradan bir baskı görüyor ve o baskıyı aslında alt kuşağa indirgiyor. Onları da detaylı inceleyeceğiz efendim. Şimdilik burada toparlayalım ve şunu söylüyorum efendim. Lütfen bize yazın. Bakın, intihar çözüm değil. Yani böyle bir ihtimal yok. Hayatta olduğunuz müddetçe her şeyin bir çaresi, her şeyin bir çözümü var. Mutlak suretle bize yazın efendim. Yapabileceğimiz bir şey olursa gençler için seve seve bunu da arka planda yaparız. Çok da yansıtmadan rahat olun. Mail adresimiz sayfamızda var. Oradan bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kızlarım detaylı inceliyorlar mailleri. Rahat olabilirsiniz efendim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.